Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Hunza Türkleri, Hun Türklerinden geliyor. Pakistan ve Hindistan sınırında yaşayan bu insanların çok ilginç bir özelliği var. Çin ve Afganistan sınırında, Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri ortalama 120 yıl yaşıyor. Bilim insanlarının dikkatini çeken bu ömür süresi, onları araştırma yapmaya yöneltti. Yolun yarısının 65 yaş olduğu bu toplumda kadınlar 65-70 yaşında doğum yapıyor. Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor. Burada kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. Hunza Türklerinin ilginç yanlarından biri de burada hiç kanser vakasının yaşanmamasıdır. Bu Türkler kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer hastalıklara da uğramıyorlar. Bilim insanlarının dikkatini çeken bu ömür süresi onları araştırma yapmaya yöneltmiştir. Bunun nedeni, denizden 6000 metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları, buz gibi temiz su içip kendi ekip piştiklerini yemeleri. Hunza Türklerinin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketmektedirler. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliklerinin bu sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinde Orta Asya ve bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığında göçebe çobanlığa geçiş süreci yaşamıştır. Türk dilinde ormancılık ve orman yaşamı ilgili sözcüklerin bozkır yaşantısındaki sözcüklerden daha eski olması ve pazarlık kurganında rengi iyi görünümü verilmiş atlar çıkartılmış olması bu süreci doğrulamaktadır. Coğrafi şartlar ve iklim değişiklikleri daha bilinemeyen nedenlerden ötürü Türk kabilelerinin büyük bir kısmı yerleşik ve ormancılık hayattan bozkır hayatına geçmişler ve bir şekilde bozkır hayatına adapte olmuşlardır. Bugünkü Doğu Türkistan, Moğolistan ve Altay bölgelerinin ilk çağda ve orta çağın başlarında Türklerin ana yurdu olduğu düşünülmektedir. Bu alan 1200 ila 1400 metre arasında değişen bir yayladır. Büyük çöküntüler ve yüksekliklerden oluşan bu arazide Altay dağlarının yüksekliği 4600 metreden fazladır. Ötüke'nin bulunduğu bölge 4000 metre civarındadır. Cungarya ve Gobi çölünün bulunduğu alanda yılda 100 milimetreden az yağış alır. Bugünkü Doğu Türkistan, Moğolistan ve Altay bölgelerinde yıllık yağış 200 milimetreyi geçmez. Kışın soğuk şiddetlidir. 50 dereceye kadar düşer. Kışın büyük bölümü toprak karlar altındadır. Yazın hava çok sıcak olabilir ya da kötü geçen yıllarda fırtına da görülebilir. Sık ladin, çam, kökler ormanlarıyla kaplı yüksekliklerin eteklerinde çayırlar vardır. Çukur yerlerde ise ağaçlıklı otlaklar ve çalılıklar vardır. Bu bölgelerde Çin'e doğru giden topraklar ve İran'a doğru giden topraklar uçsuz bozkırlarla ve çöllerle kaplıdır. Altay'a yakın Sibirya bölgelerinde ise tayga iklimi vardır. Böyle bir alanda ilk çağ ve orta çağda yaşayan topluluklarda ekonomisinin temeli hayvancılığa dayanmaktadır. Geniş steplerde en çok at ve koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunlardan başka deve ve sığır da beslenmektedir. Koyunun yünü eğilerek ip yapılır ve bundan halı, kilim üretilmektedir. Andronova ve Afanasyeva kültürü kalıntıları sebebiyle bilim adamları halının ana yurdu olarak Orta Asya'yı göstermektedir. Özellikle Orta Asya nüfusunun çoğunluğunu teşkil eden göçebe toplumlarda hayvancılık ön plandaydı. Bu yüzden Orta Asya ve bozkırlarda göçebe hayatı yaşayan insan toplulukları yazlık alanlar ve kışlık alanlar belirleyerek belirli bir yol üzerinde göç ederlerdi. Göçler rastgele değildi. Göç edilecek yerler ve takip edilen yollar önceden belirliydi. Böyle bir bozkır hayatına bağlı olarak 12 hayvanlı takvimi gelişmiştir. Bu takvim, güneş ile ay arasındaki döngüye ve geyik börtüsü, bir hayvanın doğması, bir göçmen kuşun geri dönmesi gibi olaylara bağlanmıştır. Bozkır hayatında sebzeye karşı fazla istek duyulmazdı. Sütlü darı, peynir, yoğurt ve kısrak sütünden yapılan kımız,
Orta Asya'da toplulukların başlıca besin maddeleriydi. At ve koyun etinin saklama ihtiyacı ilkel konserveciliğin gelişmesine yol açmıştır. Göçebe topluluklarda yoncanın ve darının oldukça önemi vardı. Hunza Türkleri hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip bol bol yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.